Karadeniz'in incisi Odessa bu sene Uluslararası Film Festivali'nin ikincisini düzenliyor. Ukrayna sinemasının örnekleriyle birlikte yabancı filmlerin de yarıştığı Odessa Film Festivali, Potemkin zırhlısının adımlarını takip ediyor. Efsanevi şehir Odessa'nın barok tarza sahip opera evinde düzenlenen festivalin bu yılki onur konuğuysa tanıdık bir isim, John Malkovich. Buranın karma karışık tarihinin ırkları ve aşiretleri, Ruslar, Türkler ve diğerleri. Odessa'da 30 etnik grup yaşıyor. İnanılmaz bir Yahudi tarihi var, yani en azından bir zamanlar. Odessa Film Festivali'nde yarışma dahilinde tam 14 film gösteriliyor. Ana kategorinin mizah çevresinde değerlendirildiği festivalde farklı başlıklarda yapımlar yarışıyor. Odessa'da ilk gösterimini gerçekleştiren yapımlardan biri Ukrayna-Rus ortak yapımı Porno. Ortalama bir gencin büyük bir porno yapımcısına dönüşmesini anlatan yapım, illegal yaşamın birey üzerindeki etkilerini anlatıyor. Мы завидовали его успеху. Bu pornonun ardındaki isimse yönetmen Alexander Shapiro. Benim porno yapımlara karşı hiçbir ön yargım yok. Aslında 15 yıl önce kendime ait bir porno bile çektim. Bunda bir problem görmüyorum, iş iştir. Но я не вижу в этом реально существующие проблемы. Бизнес как бизнес. Под моей кроватью лежало четверть миллиона долларов. Порнодан önceki birçok yapımıyla Berlin ve Cannes film festivallerinde gösterilen yönetmen, trajedilere karşı mizahi bakışını korumayı başaran ender insanlardan. Festivalin uluslararası jürisinde ise tanıdık bir isim, Tarantino yapımı Pulp Fiction'ın Portekizli yıldızı Maria de Medeiros oturuyor. Karma kültürler her zaman ilgimi çekmiştir. Şu anda Portekiz ile Ukrayna arasında çok güzel bir ilişki var. Çünkü biz Avrupa'nın göç alan uzuvlarıyız ve bizde de birçok Ukraynalı yaşıyor. Bu göç de bizim bağımızı gösteriyor. Festivalin retrospektif bölümü Made in Odessa ise 1988 yılı yapımı Deja Vu gibi 20. yüzyılın önemli filmlerine yer verdi. Bir gangster komedisi olan ve Bristol Oteli'nde çekilen film izleyicilere nostalji yaşattı. Это мой шоколад. Моя комната. А вы убирайтесь к чёртовой матери. Hey you! Bugün aynı otel festival kapsamında da kullanılıyor. Festivalin bu yılki jüri başkanı Jerzy Sturt'un Deja Vu filminin başrolünü canlandırması da ayrı bir tesadüf. Benim için burada olmak çok duygusal bir an. Eskiden çalıştığım yerde bulunmak, çok sıcak karşılandığım bir alanda yeniden olmak. Ve elbette o meşhur Potemkin merdivenleri de festivalde yerini alıyor. Açık hava sineması haline getirilen alanda Fritz Lang'ın klasiği Metropolis, senfonik orkestra ile birlikte binlerce kişiye ziyafet sunuyor. Odessa'da çok ünlü filmler çekildi. Bugün organizatörler yoğun bir çabayla şehrin Uluslararası Film Festivali ile anılmasını sağlıyorlar. Önümüzdeki yıllar festivalin başarısını belirleyecek.